böyle yukarıya doğru çıkacağımıza göre bu kağıtla işimiz yok. Bunu kaldıracağız ve bunu alacağız. Bu kağıdımızı kaldırıyoruz. Şimdi buraya geldim. Ne yapacağım arkadaşlar bu sefer? Hangisini kesiyoruz? Bakın, şimdi bunu yaptık ya. Şunu keseceğim. Şunu. Hemen işaretliyorum. Şuradan keseceğim ve bu taraftan keseceğim. Bakın, ızgaranın yerleri ayrı. Izgaranın haricinde ben şey yapıyorum. Çizgi atıyorum. Şunu şöyle aldım. Bunu da böyle aldım. Ve arkadaşlar bunu şöyle bir önce bir kıralım. Şöyle. Ve sonra silgimizi alıyoruz ve bu kısmı siliyoruz. Şunu da siliyoruz. Gözükmesin. Ve altındaki ızgara parçasını alıyoruz. Şimdi bir tane kağıt alıyorum. Onu bu şekilde tutkallıyorum ve şu kısmını şöyle katlayıp hemen bunun içine şu şekilde tutuyorum. Bu şekilde oturtuyoruz. Şöyle bantlıyoruz. Ve kesiyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar bunların şu yanları içeriye doğru katlayalım. Bunu da içeriye doğru katlayalım. Tekrar bunu şöyle içeriye doğru katladıktan sonra şöyle normal katlamasını yapıyoruz. Bu şekilde katlıyoruz. Ve bu şekilde katlıyoruz. Bakın, bunun buradaydı. Şimdi ne yapıyorum? Buradan şöyle yukarıya doğru takıyorum. Şuna birini alttan geçireceğiz. Birini üstten geçireceğiz. Bu şekilde. Şimdi şurayı keseceğiz. Bu sefer ne yapıyoruz? Şöyle tepeden aşağıya inecek. O zaman ne yapıyoruz? Şu ok işareti yukarıdan aşağıya olan kağıdımızı alıyoruz. Bunu kenara atıyoruz. Bakın. Bunu şu şekilde tutuyorum. Ve ne yapacağım arkadaşlar? Şunu keseceğim. Elimle belirliyorum. Bakın. Şurası ızgara çizgisi. Izgara çizgisinin ilerisinden şöyle bir çizik attım. Bir de üstten şöyle bir çizik attım. Ve burayı kestim. Bir de arkadaşlar ben burada şöyle bir hata yaptım. Şu mesafeyi hani şu renkli kısımla resmi renkli kısmın dışında ben 1,5 santim mesafe bıraktım. Aslında bunu 2-2,5 bırakmam lazımmış. Bakın burada gördüğünüz gibi öyle bir denk ters yere geldi ki şu tepelerde ızgaranın rengi çıktı. Onun için siz bu mesafeyi çok iyi ayarlayın. Yani 1,5 değil de 2 ya da 2,5 santim alın. Şimdi bakın.
Şimdi şöyle ya, bu yukarıdan aşağıya takılacak. O halde ne yapıyoruz? Şuradaki ızgarayı katlıyorum. Şurası. Buraları siliyorum. Şu kurşun kalemli yerleri siliyoruz. Heh. Şimdi arkadaşlar, kağıdımı alıyorum. Açıyorum şöyle. Burayı tutkallıyorum. Ve bu şekilde tutup şu kırık yeri de döndürüyorum. Şu şekilde arkadaşlar buraya bunu yerleştiriyorum. Böyle. Bu şekilde yerleştirdim. Şimdi arkadaşlar bantımı açıyorum. Bunu yapıştırdım ya, katını da açıyorum. Bu şekilde buraya yapıştırıyorum. Kesim şekli bu arkadaşlar. Yani değişen hiçbir şey olmuyor. Bu resim bitene kadar bu işlemi aynen böyle devam edip gideceğiz. Şimdi şu şekilde oldu. Hemen bunu bu şekilde ben ne yaptım? Katladım. Burayı da böyle içeriye doğru katladım. Ve tekrar bunu şöyle katladım. Bunu da ortadan şöyle katladım. Eski katlama yerlerinden katlıyoruz arkadaşlar. Evet. Evet, şimdi bu sefer ne yapıyoruz? Buradan böyle yukarıdan aşağıya indiriyoruz. Bakın, görüyor musunuz arkadaşlar? Bu şekilde böyle şu başa kadar gideceğim. Şimdi şu benim yedeklerim. Bakın ne kadar çok hata yaptıysam bu yedeklerden dahi kesmek zorunda kaldım. Onun için yani mutlaka yedeğiniz olsun. Şunu şöyle koyuyorum. Bakın arkadaşlar. Birinci sırayı yaptık. Bu şekilde oldu. İkinci sırayı da yaptım. Şöyle üçüncü sırayı da yaptım. Bakın dördüncü sıraya geldi. Dördüncü sırayı da arkadaşlar şurada bir iki tane var. Onları da yapayım. Sonra bitirene kadar artık size göstermeyeceğim. Şimdi bunları şöyle alıyorum. Yaptıkça bunun üstüne koyarak size göstereceğim. Şundan kağıt keseceğiz. Bakın. Şu dört buraya koyduğum zaman, bakın gördüğünüz gibi buraya koyduğum zaman arkadaşlar tam şöyle koyuyorum. Şimdi ne yapacağız? Şunu keseceğim. Bunu kesmek için arkadaşlar şöyle bakın. Izgaranın yeri şurası. Biz ne yapıyoruz? Izgaranın hemen dışından ortalama kesiyoruz. Şurası. Mürekkeple işaretledim. Şurası zaten var. Hemen bunu bu şekilde işaretlediğim yani mürekkeple işaretlediğim yeri kestim. Arkadaşlar şimdi şu ızgaranın çizgisi bakın şu. Bunu silmeden önce hemen bunu kırıyorum. Ki sildikten sonra ne yaptığımızı anlayamayız. Izgaranın katını bakın şöyle açıyorum. Şu şekilde. Ve hemen arkadaşlar bunu şu ızgara çizgilerine siliyorum. Şunu da sileyim. Silerken zaten o iz kaybolmuyor. Onun için özellikle silmeden önce ızgaranın yerini kırıyorum. Bakın kırdım. Şimdi arkadaşlar bir tane kağıt alıyorum. Şöyle
kağıdım şu. Bunu şu vaziyette şöyle tutkallıyorum. Şöyle tutuyorum. Bunu bu şekilde döndürüyorum ve bu köşeyi buraya şu şekilde yerleştiriyorum. Şöyle. Şöyle yerleştiriyorum. Bak, katını açıyorum bunu. Yapışmış vaziyette ve bandıma yapıştırıyorum. Kesiyorum. Şimdi arkadaşlar düzeltiyoruz bu şekilde ve şu fazla bantları katlıyorum. Bunu da katlıyorum. Arkadaşlar mutlaka yedek yapın. Dediğim gibi 4 tane yapın. Çünkü mutlaka bir hata yapılıyor bir şekilde. Yani o anda telefonunuz çalıyor, yanlışlıkla işaretlendiğiniz yeri değil de başka yeri kesiyorsunuz falan. Bu bakımdan mutlaka yedeğiniz olsun. Onun için zaten 4 tane yapın diyorum. Bakın. Bunlar böyle. Ve katlıyorum arkadaşlar eski yerinden. Bunu böyle katladım. Bunu da böyle katladım. Ve birleştiriyorum. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunu yukarıdan aşağıya şöyle takıyorum. Arkadaşlar hepsini göstermeye kalksam zaten zaman yetmez. Bakın. Burası bitti. Şimdi ne yapacağım? Küçük kedimin başını yapacağım. Onu da hangisinden? Bu ok yukarıdan aşağıydı. Şimdi aşağıdan yukarıya olan şu kağıdımı kullanacağım. Bunu kenara koyuyorum. Bakın arkadaşlar. Kağıdım burada. Kedim burada. Kedimin ızgaranın yeri burası arkadaşlar. Şurası. Şurası. Hemen şunun altında bakın şu ikinci ızgara. O halde nereyi keseceğim arkadaşlar? Tam şurayı keseceğim. Tam burayı.